6 Ocak akşamında Halkın Ekranı'nda Halk Ana Haber Bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Geride bıraktığımız bir saat boyunca çok önemli bir eylemin tüm notlarını aktarmaya gayret ettik. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri atanmış rektör istemiyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri dertlerini de bizzat rektör olarak atanan, üniversiteye gönderilen Melih Bulu'ya az evvel anlattılar, söylediler. Fakat hiçbir yanıt alamadılar. Talepleri de çok basit. Diyorlar ki sadece Boğaziçi'nde değil, diğer üniversitelerde de atanmış rektörler istifa etsinler. Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Susmuyorlar öğrenciler. Z kuşağı tabir edilenler. Ve dolayısıyla o öğrencilerin yanında olmak önemli. Türkiye'de özgürlük gibi bir derdi olanın, demokrasi gibi bir derdi olanın öğrencilere sırtını dönmesi mümkün değil. Ha, öğrenciler sırtlarını döndüler az evvel rektöre. Siz hiçbir şeye yanıt vermiyorsunuz diye. 4,5 saatte canlı yayın yaptılar kendileri. Hakikaten de yanıt veremedi rektör. Ne söyleyebilir ki? Önce işte Metallica seviyorum, ben de Metallica dinliyorum falan dedi. Sonra ikinci bir cümlesi yok. Babamın 10 bin kitabı var benim dedi. Bir dinleyelim diyaloglarını. Bir sesi duyalım. Millet bahçesinde miyiz hocam? Önümüzden veriyorlar. Çay dağıtmayın. Yok ya, tribüne gerek yok. Hayır, sana haber şu. Barıştı. O öğrencilerle çay içti. Aynen. Şarj aleti istiyorlar. Arkadaşlar, bana mı diyorsun? Şarjım yavaş yavaş bitti. 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 Benim de bitti. Boş. %3 benim de. 3 yüzde benim. Arkadaşlar şarjım %3. Her an bitebilir. 4-5 bin kişi izliyor biliyorum ama şarjım 3 ve yapacak bir şey yok. Sağ ol. Ben de yayınlıyım. Hesabın açık mı? İsmi ne hesabın? Oo! Buraya girebilir misin? Oo! Bir dakika, niye affediyorsun anlamadım. İki buçuk ya. Yok, şarjı biten ben değilim. İstersen şu an yazalım. Çok soru geliyor. Bir dakika. Şarjı biten ben değilim. Tamam, bir cevap verin. Lütfen. Çok soru, tek bir istek var. Çok soru, tek bir istek. Ben 15 tane. %2 şarjım. Bir kere çok teşekkür ediyorum. Yani ben gerçekten çocuklar, 3 tane bebek var evde. 11 aylık, 5,5 sene, 5,5 yaşında ve... Kendini acındırma taktikleri, kendini acındırıyor şu anda. Teşekkür ediyorum. Şayken götürmem lazım. Metallica dinliyorum da aynı taktik. Beni bekliyor hepsi de o yüzden. Sofradalar mı? Hani randevu, hani randevu? O da mı yalandı? Randevu da mı yalandı arkadaşlar? İşte bu değil mi? Onları buraya getireceğim, merak etme. Hocam hiçbir soruya cevap vermiyorsunuz. Ama bilin ki... Gidelim ya. Allah aşkına gidelim. Artık. Allah aşkına gidelim. Bir soru bile artık. Sırtımızı dönelim. Allah aşkına bir soru bile cevaplamadı ya. Rektör Bey, burada bebeğim var evde diyor. Hocam siz buradan... Bebeklerine de bu vesileyle biraz vakit ayırabilir diye düşünüyoruz. İstifa etmek de bir erdemdir. Zorla tutan yoktur herhalde koltukta. Kalkmayacaksın o koltuktan diyen yoktur. Bu inatlaşmanın da bir anlamı yoktur. İnsan kabul gördüğü, istendiği yerde daha rahat çalışır ve başarı orada gelir. Yoksa öğrencilerin tutumunu görüyorsunuz. Gidelim Allah aşkına diyor öğrenciler. Döneceğiz Boğaziçi'ne yeniden. Kadıköy pırıl pırıldı bugün, rıhtım. Rıhtımda sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri değil, onlara destek olan diğer üniversitelerin öğrencileri ve bu ülkede özgürlük gibi, demokrasi gibi bir derdi olan herkes Kadıköy'de, İskele Meydanı'ndaydı. Kadıköy'ü birazdan gösteririm size. Vapurlarla geldiler Boğaziçi'nden Kadıköy'e ve birlikte özgürlük şarkıları söylediler Kadıköy Meydanı'nda. Birazdan döneceğiz, onu göstereceğim size. Önemli bir günde o 6 Ocağı dair anlatılacakları anlatacağız. Şimdi geride bıraktığımız bir saatten bir sözüm var. Dedim ki tabii ki konuşacağız gençlerin. Çünkü hiçbir konu birbirinden bağımsız değil. Hiçbir konu birbirinden ilintisiz değil. Ekonomik krizle ilgili haberleri verin. İnsanlar can derdinde aç diyenler. Bunun sebebi büyük oranda üniversitelerin durumu, gençlerin durumu. Bu konuda sanırım hemfikiriz. Şimdi başlayalım ekonomik krizi konuşmaya. Asgari ücretten başlayacağız efendim. Asgari ücrete yapılan zam eridi gitti bile. Memura verilen %7,5, %7,3, emekliye verilen %8,3 zam şimdiden eridi gitti bile. İşte cebimizde eriyip giden paranın öyküsü. Nerede? Nerede?
Asgari ücretli, memur, emekli. Zamlı maaşlar Şubat'ta yatacak ancak yine enflasyon karşısında çoktan erimiş olacak. Bu fiyat artışlarını kim hissetmiyorum diyorsa Türkiye ile ilgili bir soru. Türkiye'de yaşamıyordur. Almanya'da falan yaşıyordur yani. Asgari ücrete 500 liralık zam yapıldı, yapıldı. Ancak vatandaş yeni yıla da zamlarla uyandı. İğneden ipliğe, her şeye gelen zamlarla alım gücü çoktan eridi bile. Mart ayından itibaren baktığınız zaman her şey %100'ün üstünde zam geldi. Onun için dolayısıyla yani 500 liralık zamında hiçbir değeri yok. Kimse için değeri yok. Özellikle 21.95'e alıyorum ben yumurtayı. Çok pahalandı. Organik alıyorum. Manavı da görüyorsunuz herhalde. Fiyatlar çok arttı. Bu düzeltmeler yapılır diyorum. Belki arada farklı bir para verilir. Marketlerde makarnanın fiyatı 3 lirayla 3,5 lira arasında değişiyor. Bir koli yumurtanın fiyatı ise yaklaşık olarak 28 lira. Yapılan bir hesaplamaya göre 500 liralık zammın alım gücü yaklaşık olarak 6,5 kilo makarna, 70 adet yumurta kadar azaldı. Hesaplamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptı. Araştırma sonuçları 500 liralık zammın daha cebe girmeden adeta buhar olduğunu ortaya koydu. 500 lirayla bir ay önce 93 kilogram makarna, 214 kilogram kuru soğan, 103 kilo un, 19 kilogram zeytin, 602 adet yumurta alınabilirken Aralık ayında 86 kilo makarna, 205 kilo kuru soğan, 97 kilogram un, 18.6 kilogram zeytin, 532 adet yumurta alınabilir hale düştü. En az bir ay içinde en az %30 eksiye düştü. Bir ay içinde %30 halk eksiye düşmüştür. Bir ay önce ne kadarla giriyordunuz markete? Yani bir ay önce dediğim gibi hani bir 50 lirayla girdiğin zaman iki torbayı falan yani böyle hani meyveyi de sebzeyi de ıvır zıvır 50 lirayla bir şekilde idare ediyorsun. Yani bunun içinde sadece sebze ve meyve var. Yani başka bir şey yok. Şimdi meyveyi sebzeyi alıyorsun. Yanına bir şey alamıyorsun. Yapılan zamlarsa sadece gıda ile bitmiyor. Bu ay ev kirasına yapılacak zam %12.28. Buna elektrik ve doğalgaz zammı da eklendiğinde vatandaş yine işin içinden çıkamıyor. İnanın yaşadığımız sıkıntı, ekonomik sıkıntı da üniversitelerin durumuyla ilgili. Liyakat. Az evvel rektör liyakattan söz ediyordu. İyi de siz intihal yapmakla suçlanıyorsunuz denildi. Ben tırnak işaretini kullanmayı unutmuşum diyor. Babamın da 10 bin kitabı vardı diye kendini savunuyor. Şimdi liyakatin olmadığı yerde bir taraftan Özgür Özel soruyor. Ekonomiyi aylar boyunca teslim ettiğiniz bakan damat bakan Berat Albayrak nerede? 2 aydır gören yok, bilen yok. Nerededir diye soruluyor. Birazdan izleyeceğiz. Bizi aşı listesine yazmamışlar. Çoğu yerde erken davranmış birçok devlet ismini yazdırmış aşı siparişi için, aşıyla ilgili çalışmaya oluşturulan fona. Biz niye yazdıramamışız? Diyorlar ki o tarihte Bakan Berat Albayrak izin vermediği için yazdıramadık. Şimdi nerede Bakan Berat Albayrak? Yok. Yok. Bir açıklaması da yok. Gören, bilen, duyan da yok. Neyse. Muhalefetten İyi Partili Ümit Dikbayır iyi yapıyor. Her ay vatandaşın gerçek enflasyonunu hesaplıyor. Gerçekte nedir acaba diye. TÜİK'in açıkladığı değil. Elinde bir liste, ürünlerin fiyatı. Şimdi İsmihan Hanım da tweet atmış izleyicimiz. Diyor ki çocuklarım var, benim için siz konuşun. 2020'de 3 litre süte 16,5 lira veriyordum. Dün süt aldım. 3 litre 21 lira olmuş diyor. Benim adıma siz konuşun diyor. İsmihan Hanım tweet atmış. Bir çıkalım çarşıya. Elimizde liste. Bakalım gerçek enflasyon neymiş? Ekim ayında 376 liraya market yapmıştık. Bugün 430 lira. Pazara 122 liraya yapmıştık. Bugün 148 lira. Dikbayır çifti önce Ekim ayında çıktı çarşı pazara. Ardından Kasım ve Aralık. Halkın enflasyonunu bir kez daha yerinde ölçmek için. Ve gördükleri sokağın Aralık enflasyonu TÜİK'in açıkladığı rakamın 3 katı. 1,25 demişti TÜİK. İyi Parti 3,88 dedi. Yoğurttan 10 liradan 20 lira olmuş ya. Sadece %14 market ürünlerine zam gelmiş. %21 pazar ürünlerine zam gelmiş. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, eşi Niger Dikbayır'la birlikte ilk alışverişlerini Ekim ayında yaptı. Birer ay arayla aynı yerden aynı ürünleri aldı.
O ürünlere Ekim'de 523, Kasım'da 558, Aralık'ta ise 578 lira ödediler. Yani 3 ay sonra 55 lira daha fazla. Son 3 ayda market ürünlerinin %14, sebze meyvenin %21 zamlandığına bizzat alışverişte şahit oldular. 10 liraydı sarımsak, 16 lira olmuş bir bağı. Biber de zamlanmış herhalde. Biber de zamlanmış. Arada 2 lira fark var biberde. Alışveriş sırasında bir vatandaş mutfaktaki yangını hatırlattı. TÜİK yıllık enflasyonu %14,6 olarak açıkladı. Sokağın rakamları tersini söyledi. Enflasyon %14 diyorlar, sizce %14. Benim enflasyonum, yani pazarda gördüğüm enflasyon %35-40. TÜİK'in açıkladığı rakamların hiçbiri İYİ Parti'nin rakamlarıyla tutmadı. Sokağın enflasyonu açıklananın en az iki katı. Hükümet de %21 asgari ücrete zam yaptık diye övünüyorlar. İşte hesap burada. Sadece %21 son 3 ayda zam gelmiş. Vatandaş pazarda, markette nasıl alışveriş yapıyor? Ne şartlarda alışveriş yapıyor? Torbalarına bir baksınlar, neler alabiliyorlar? Vatandaşımız neler alamıyor bir görsünler istiyorum. Sözler değil, rakamlar konuştu. Dikbayır ailesi bizzat yerinde tek tek yaptığı alışveriş ve harcadığı parayla TÜİK'i bir kez daha geride bıraktı. 1 kilo domates, 1 kilo patlıcan alacağım. Doğru haklısınız. Emekliye %8,5 diyorum da o da işçi emeklisine %8,5, memur emeklisine %7,5. Hadi biz yukarı yuvarlayalım. 7,3. Zam bu. Zam oranı Fatma Hanım hatırlatıyor. Budur efendim. Konuşacağız elbette ekonomiyi. Aç. Çocuklar yatağa aç gidiyor bu ülkede. Bunu konuşacağız yüksek sesle elbette. İşsizler milyonlarla. Çalışanların %70'i ise işini kaybetmekten korkuyor. Bakın yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de çalışanların %70'i işini kaybetme kaygısı yaşıyor. Dünyada işini kaybetme kaygısı yaşayan insanlar arasında yapılan bir araştırma bu. Türkiye ilk 5 ülke arasında. Araştırmanın yapıldığı 28 ülkede stres yaşadığını söyleyenlerin oranı %55. İşimi kaybederim diye stres yaşadığını söyleyenlerin oranı %55. Türkiye'de %70, %69. Suudi Arabistan'da %72'ymiş, Peru'da %72. Bu araştırma önemli. Ama işten çıkarma yasak canım pandemi ortamında diyeceksiniz. Dün akşam da konuştuk. İşten çıkarma sözde yasak. Bin türlü yöntem buluyorlar çalışanı işten çıkarmak için. Şu anda bence stres de birinci sıraya gelmiş içeri. Çünkü yani kendimden pay biçeyim, bende de aynısı var ya. Nasıl geçiyor gün? Eve nasıl gidiyorsunuz? Ya işte sürekli iş olur mu? İşsiz kalır mıyım? Ya işten atılırsak, çalışmazsak? Herkesin bir mevcut ödemesi var. Çalışanın kafasında bin bir soru var, bir de endişeleri. Üç kişiden ikisi işini kaybetmekten korkuyor. Hem verimlilik azaldı hem de kendimizi izole hissediyoruz diyorlar. Açık konuşmak gerekirse verimlilik açısından pek verimli olduğunu söyleyemem. Çünkü benim çalışma düzenim bayağı değişti aslında. Bundan dolayı çalışanların böyle bir korku içerisinde bulunması gayet normal. WEF ve Ipsos pandemi dönemine ilişkin dünya genelinde bir araştırma yaptı. O araştırmaya göre Türkiye hem en stresli ülkeler sıralamasında hem de işini kaybetme korkusu yaşayanların sayısında ilk sıralarda. Yapılan son araştırmayla tüm dünyada koronavirüs etkisiyle çalışanların yarısından fazlasının işini kaybetmekten korktuğunu ortaya koydu. Var olan işten çıkarma yasağına rağmen Türkiye'de iş kaygısı yaşanan 5 ülkeden biri. Çalışanların 4'te 3'ü değil şu anda bana göre 4'te 4'ü korku altındadır, yani işsiz kalırım korkusu altındadır. Diğer ülkelerse %74 ile Malezya, %73 ile Suudi Arabistan ve Güney Kore, %70 ile de Türkiye ve Arjantin. Araştırmanın yapıldığı 28 ülkede stres yaşadığını söyleyenlerin oranı %55 olurken ilk sıralarda Peru ve Suudi Arabistan'da %72, 3. sıradaki Türkiye'de de %69. İnsanlar ekonomik anlamda çok sıkıntı çekiyorlar ve dolayısıyla bu stres için birebir sebep. Sokakta da durum farklı değil. Herkes stresli. Dükkan sahibi Mehmet Bey de... Herkes isyanla. Ve kimsenin durumu yok. Hanımefendi 55 lirayı aldığımızda 240 lira oldu. Şaka değil bu. Aynı dükkanın çalışanı Ali Usta da. Düşük ÖMV'den çalışıyoruz. Bir de
ihtiyaçlarımızı karşılamıyoruz yani. Yaşamaya çalışıyoruz yani. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ailemi de etkiliyor, çocuklarımı etkiliyor. Mutsuz mu çalışanlar? Aynen. Bakın bakın yani çevrenize bir bak. İnsanların yüzüne bakın. Dolmuşa binerken bakın. Yolda yürürken bakın. Bir düşünce insanlar da acaba yarın ne olacak diyor yani. Niye? Tatilde miydi? Ekonomik sıkıntılardan söz edince abartıyorsun, al bu keyif çayını iç yanıtı veriliyor ya da aynı gemide olduğumuz söyleniyor. Oysa bizler aynı gemide değiliz. Biz bu ülkenin zor geçinen insanları, milyonları, büyük çoğunluğu aynı gemide değiliz. Geçiş garantili yollar, köprüler yapılan, yaptırılan müteahhitlerle ya da şehir hastanelerini yapanlarla, 5 müteahhit firmayla. Ve onlara o işleri verenlerle. Peynirin fiyatından dem vuruyor Ali Bey. Yılbaşından önce kilogram fiyatı 50 lira olan peyniri bugün 60 liradan aldım. O da pazardan. Marketlerdeki fiyatı ne kadardır bilmiyorum. Uzun zamandır marketten peynir almıyorum, alamıyorum. Aynı peynir 2-3 ay önce pazarda 44 liraydı demekte. 44 liraymış 2 ay önce, bugün 60 liraya alıyor. Şimdi esnaf... Esnaftan dem vurunca, esnaf Kadıköy'de eylem yaptı. Hiç yapmaz böyle şeyler. Esnaf sesini çıkartmaz, eylem yapmaz idi. Artık onlar da geçinemiyoruz diye eylem yapmaktalar. Destek desteğe benzemedi diyorlar. Esnaf da bugüne kadar eylem yapanlara farklı gözle baktı şimdi. Açık konuşalım. Bugün hala da öğrenciler haklı bir taleplerini dile getiriyorlar. Eylemleriyle ilgili olmadık şeyler söyleyenler var. Ne zaman düzlüğe çıkarız biliyor musunuz? Esnafın derdini öğrenci dinlediğinde, öğrencinin eyleminde derdini esnaf dinlediğinde, yapılan barışçıl protestolara her iki tarafta destek verdiğinde düzlüğe çıkacağız. Birlikte bugün Kadıköy'de İskele Meydanı'nda kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye boşuna söylemediler. Aynı meydanda dün de esnaf eylemdeydi. Diyoruz ki bizi korona değil de ekonomik kriz öldürecek. Kimi 11 aydır kapalı, kimi açılmıştı ama yeni yasaklar nedeniyle tekrar kapandı. Bir çare bekliyor esnaf. 11 aydan beri herhangi bir destek yok, hala da yok, hala da bizi görmüyorlar. Sadece bizi nasıl görüyorlar? İşte vergileriniz geldi, kredileriniz geldi, ödeyin diye bizi görüyorlar. Ama vermeye gelince bizi görmüyorlar, yok sayıyorlar. Neden? Sebebi şu bence, biz alkol satıyoruz. Yani bizleri şer mekan olarak görüyorlar, çalışanlarımız da her şeyde artık... Bu işin artık bir siyasi tarafı olduğunu biz artık kabul ettik. Yani yeter artık duysunlar. Kafe ve bar çalışanları dayanışması, otel ve turizm işletmecileri sendikası, Türkiye Esnaf Platformu, Türkiye Tekel Bayileri Platformu ve İstanbul Turizm ve Aşçılar Derneği esnafın ve sektör çalışanlarının taleplerini dile getirmek için Kadıköy'de toplandı. Zor günler geçiriyor eğlence sektörü işletme sahipleri ve çalışanları. Patronu da çalışanı da bir arada eylemdeydi. Kaç bin insan var, kaç belki milyon insan var buradan ekmek yiyen. Bunların hepsi dışlanmış. Borçlandım. Bir Haziran'da tekrar açıldık, bir süre daha açık kaldık. O açık kaldığımız dönemde borç ödemeye çalıştım. Şimdi tekrar kapandık, tekrar borçlanmaya başladım. Yani bu şeyi yok bunun bir. Borçlana yaşamaya çalışıyorum. Bu kadar mı kötü durumdayız? Yani diğer ülkelere bilmem kaç tane ülkeye yardım ediyormuşuz. Hani kendi halkına bakamıyorsun daha. Söyleyin Allah aşkına yani... 50 küsur tane ülkeye destek sağlamışız. Kendi halkını aç burada. Önce kendi ülkenin halkını doyursan, ondan sonra şey yapsa, ama yok. Biz şeyiz, dışlanmış, gariban şeyiz yani. Çünkü alkollü mekanda çalışıyoruz, anladınız mı? Alkollü mekanda çalışıyoruz, o yüzden biz dışlanıyoruz yani. Çalışanlar, işverenler gerçekten çok zor durumda. Bunu kimse umursamıyor. Bu sektör çok önemli bir sektör. O yüzden bizi duymaları lazım. Kiralar, stopaj, vergiler, stopaj, her şey devam ediyor. Aralıksız, hiç dükkan kapalı olsa bile elektrik faturası yine aynı geliyor. Ne yapacağız? Şaşırmışız yani. Tek talepleri var işletme sahibi ve çalışanlarının. Tedbirler alınsın, iş yerleri açılsın. Tedbirler alınsın, mekanlar açılsın. Geçinemiyoruz, güvencemiz de yok. Bir miktar para veriliyor ama karşılığında sosyal güvencemiz elimizden alınıyor. İşletmelerin bir an önce açılmasını istiyoruz. Bir an önce işimize dönmek istiyoruz. Çalıştığımız iş yerlerinde alınması gereken tüm tedbirleri alalım. İş yerleri açılsın, yasaklar kalksın. İnsanlar yaşamak istiyor. O nasıl esnafmış öyle diyen var. Herhalde o konuşan küpeli, işte
saçı örgülü esnaf için söylüyorlar. Alkollü iş yerinde çalışıyordum, işsiz kaldım diyor, derdini anlatıyor. Saçına, başına, küpesine, kılığına değil, söylediğine bir dikkat kesilebilirse bu tweet'i atan. 51 yaşındayım diyor Murat Bey, tweet atmış. Geçen seneden beri işsizim. Üstelik genel sağlık sigortası borcu çıkarttılar. Mecbursun, ödeyeceksin diyorlar. Ödeyecek durumum yok. Cebimde para yok, ekmek alacak param diye tweet atmış vaziyette. Geçen seneye dönecek olursak, her şey yolunda, işte yapısal reformlar falan diyen bakan da yok ortada. Berat Albayrak nerede? Nerede? İki aydır bilmiyoruz. Biz de sizi ilgilendirmez, adamın bir görevi yok. Neredeyse nerede? Tatilde belki diyenler. Hayır, endişe edenler var da. Hani en azından tatildeyse de, dinleniyorsa da bir fotoğraf paylaşmaz mı Instagram'da insan? Instagram'da en son istifa mektubunu paylaşmıştı. Neyse, çıkar herhalde ortaya. Dert o değil de dert şu. Şimdi çok ciddi bir iddia var. Bakın anlatayım özetle. Berat Albayrak orada dursun, koronavirüs şurada dursun. 92 ülke bir araya gelmiş yaz aylarında. Bu 92 ülke demiş ki kiminin var, kiminin yok. Var olan yok olana yardımcı olsun. Herkes kendi gücü nispetinde bir para ortaya koysun. Bir fon oluşturalım. Covid-19 aşısına erişim küresel fonu. Küresel aşıya erişim programı. 92 ülke bir araya gelmiş. Fon oluşturulmuş. Şimdi hedefleri 2021 sonuna kadar 1,3 milyar insanı aşılamak. Hem de onaylanmış faz 3 çalışması açıklanmış, onaylanmış aşılarla. Onlar şanslı. Biz bu çalışmaya katılmamışız. Yok demişiz. Biz dışında durmuşuz. Şimdi diyorlar ki bu teklif geldi. O dönem Hazine Bakanı'ydı Berat Albayrak. O istemedi. Gereken parayı aktarmadı bu fona. Çok ciddi bir iddia. Herhalde buna verilecek bir yanıtı vardır. Bu vesileyle görmüş oluruz yüzünü. Covid-19 için aşı dağıtımları başladı. Fakat gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelere aşı dağıtımında sorun var. Gelişmiş ülkeler aşıya hemen ulaşırken, yoksul ülkeler 2024 yılına kadar aşıya ulaşamayabilir. Eşit dağıtımı amaçlayan küresel bir program mevcut. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı COVAX, yani Covid-19 aşıları küresel erişim programı, 21. yüzyılın pandemisine karşı kuruldu. Aşıların dünyaya eşit dağıtımı için dünyada bugüne kadarki en büyük ve en hızlı aşı alımı ve tedarikini gerçekleştiriyor. 98'i yüksek, 92'si düşük ve orta gelirli ülke bu oluşumun içerisinde. Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, İngiltere, İrlanda, İsveç, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Ürdün. Programa en son Çin de katıldı. Hatta oluşum içerisindeki en büyük ekonomi. Çünkü Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri henüz bu organizasyona katılmadı. Ve Türkiye. Türkiye COVAX'a katılmayan 5 ülkeden biri. Dünyanın birçok ülkesi bu birlikteliğe destek veriyor. Katılmayan sadece 5 ülke var ve maalesef Türkiye de bunlardan birisi. Oysa ki Türkiye sadece Sinovac'la anlaştı ve kısıtlı aşı getirebildi. Türkiye'nin de şu ana kadar sadece 3 milyon doz aşı getirebildiğini, Türkiye'nin yeteri kadar aşı bulamadığını, Türkiye'nin aşı bulma yarışında geç kaldığını ve maalesef insanlarımızın bu süreçte aşısız kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını düşünürsek, Türkiye'nin COVAX'a dahil olması beklenirdi. Olması gereken COVAX'a dahil olmasıydı. Sebebi tartışmalı. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gerekli parayı aktarmadığı iddia ediliyor. Berat Albayrak'ın zamanında kaynak ayrılmasına karşı çıktığı için COVAX'a dahil olmadığımız yönde iddialar da var. Bu doğru olabilir ama olması gereken Türkiye'nin diğer bütün ülkeler gibi COVAX'ta yerini alması ve özellikle de aşının ulaşılabilirliği ve adil dağıtımı konusunda etkin bir rol oynamasıdır. Aşıdan COVAX 700 bin alırken Birleşik Krallık 357 milyon, Endonezya 338 milyon,
Japonya 290 milyon ve Brezilya 196 milyon doz aldı. Because it can be stored at normal fridge temperature. Bu organizasyonla şimdiye kadar toplam 2 milyar doz aşı alındı. 2021 yılının ilk yarısında düşük ve orta gelirli 92 katılımcı ülkeye en az 1.3 milyar onaylanmış aşı dozu teslim edilecek. Ayrıca 1 milyar üzerindeki doz için eşit dağıtımı Ar-Ge ortaklık anlaşmaları sayesinde güvence altına aldı. Bizim aşılar nerede diye sorunca bilmem nerede diye dönüp bize soracaklar neredeyse. Oradaymış laboratuvarlarda. Alabildiğimiz aşı faz 3 çalışması da henüz yok, açıklanmadı. Biz laboratuvarlarda bakıyoruz aldığımız işte sınırlı sayıdaki aşıya, Sinovac aşısına. Diğer onaylanmış aşılardan o da önümüzdeki aylarda belki eser miktarda gelecek. Bu da turkuaz tablo. Bir şey ifade ediyor mu sizin için bilmiyorum ama Sağlık Bakanlığı'nın olaya nasıl baktığını ya da bizim nasıl bakmamızı istediğini anlamamız açısından önem arz ediyor. 13.830 deniliyor vaka sayısı için, yeni vaka sayısı için. 191 kişinin daha ölüm raporuna son 24 saatte koronavirüs yazılmış. Yeni hasta sayısı da 1458. Veri bu. Şimdi ben size başka veriden söz edeyim, gelin. Bakın bir rapor var. Bağımsız bilgi ve araştırma şirketi olan Total Analysis şirketinin bütün ülkelerde yaptığı araştırmaya göre koronavirüsü sürecinde ülkeleri yönetenlerin ne kadar şeffaf bilgi paylaştığına dair bir araştırma bu. Bu araştırmaya göre Türkiye 100 ülke arasında 97. sırada. Yani bizimle hiç bilgi paylaşılmamış neredeyse. Hiç bilgi paylaşmamış ülkelerde var. İşte bizim altımızda Kuzey Kore var, Türkmenistan var. Bildiğimiz kadarıyla maske takmayı da yasakladılar. Korona diye bir şey yok diyen hapse atılıyor. İşte bizim altımızdaki ülkeler bunlar, Kuzey Kore ile Türkmenistan. Bir de Sırbistan varmış. Bunları geçmeyi başarmışız. Bardağı dolu tarafından bakalım. Bugün vaka sayısı olarak da bugünün vakası 28.351. İlk kez 25 Kasım 2020 tarihinde açıklamıştı Fahrettin Koca vaka sayılarını. Bu sayılar bile hala tartışma konusuyken dünyadaki ülkelerin şeffaflık tablosu yayınlandı. Açıklanan gerçek vaka sayılarının doğruluğu yansıtmadığı tartışmaları hala sürerken Total Analysis'in paylaştığı Covid-19 veri şeffaflığında Türkiye'nin gerçek tablosu bir kez daha gözler önüne serildi. Paylaşılan raporda Türkiye 100 ülke arasında 97. sırada yer aldı. Total Analysis raporunda Türkiye 3. sırada fakat sondan 3. Türkiye şeffaflıkta sadece Sırbistan, Kuzey Kore ve Türkmenistan'ı geride bıraktı. Bizim ülkemizde hiçbir şey açık değil ki. Yani bunu sormak bile komik aslında. Hiçbir şey açık değil. Biz alıştık. Yani gerçek veriler olmadığını zaten baştan beri biliyorduk. Bunu biz karar vermeyeceğiz. Bunu sistem oturtacaklar, oluşturacaklar ve bu sisteme uyacaklar. Bizim ülkemizin tek hatası sistem yapıp kurup ona uymamaları. Normalde başta eğer vaka sayısını söylemiş olsaydı halk ona göre kendi tedbirini alırdı. Yani korkardı en az da. Sonradan 30 bin lira çıktıktan sonra bunlar ondan sonra söylendi. Daha önceki ölüm vakalarının hepsini ve hasta vaka sayısını söylenmedi. Yani hep halktan gizlendi. Doğrusu bu yani. Şaşırtmadı yani. Türkiye'nin 97. sırada yer aldığı listede ilk sıralarda Belçika, Norveç ve Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Hiç şaşırtmıyor, sadece çok üzüyor. Gerçek vaka sayılarının açıklandığını düşünmüyorum zaten. Uzunca bir süre bu rakamlar 2000'lerde, 3000'lerde kaldı. Sonra büyük baskılar sonucu 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira tırmandı. Muhtemelen gerçek vaka sayıları değil zaten. Gerçek vakayı bile açıklasalar insanların artık güveni kırıldığı için inandırıcı gelmiyor. Hiçbir zaman gerçekleri duyduğumuzda inanmıyorum açıkçası. Ekonomik kaygılar dolayısıyla hükümet o şekilde bir kendince önlem alıyor diye düşünüyorum. Şimdi şeffaflıkla ilgili bu haber önemliydi. Bizden kötü durumda olan ülkeler Kuzey Kore, Sırbistan, İşte Türkmenistan, ki koronavirüs demek dahi yasak o ülkelerde. Bizim turkuaz tablonun durumu da böyle. Öyle olunca biz de en koyu renk turkuazmış dedik. Yani her şeyin üstünü örten renk. Bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi'nin verilerini siz de paylaşmıyorsunuz diye tweet atıyorsunuz.
Doğru, haklısınız. Bültenimiz içerisinde açıklanmıyordu. Şimdi denk geldi, söyleyeyim. İstanbul'da diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün 87 kişi bulaşıcı hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Toplam İstanbul'da bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 294, 87'sine bulaşıcı hastalık denilmiş. Az evvel turkuaz tabloda ne dediler? 191 Türkiye genelinde koronavirüs vefatlarının sayısı. Sadece İstanbul'da 87 bulaşıcı hastalık diye defnedilenler. Her zaman şüphelendik. Yani ilk günden beri bütün şüphelerimizin de haklı olduğu da maalesef ortaya çıktı. Siz mesajlarınızla gündemi belirliyorsunuz, var olunuz. Boğaziçi Üniversitesi'ni yaklaşık bir saat boyunca anlattık. Daha da anlatırız bültenimizin sonunda. Çok önemsiyorum ben de. Şenol Bey'in itirazı var. Şenol Tam Uğur diyor ki, İrfancığım, güzel kardeşim, evet aynı gemideyiz biz. Ama onlar geminin güvertesinde, deniz manzarasında yemeklerini yiyorlar. Biz alt katta başımızda kırbaçlı birileri kürek çekiyoruz ama sonuçta aynı gemideyiz demiş. Şenol Bey, kötü bir haberim var. Gemiyi terk edeli çok oldu onlar. Dolayısıyla aynı gemide olduğumuzu düşünmüyorum. Yani bir eli yağda bir eli balda kaymak tabakası tabir edilen iktidarın yeni zenginleriyle aynı gemide değiliz. Bizler gemiyi nasıl yüzdürmeye devam edeceğiz şu noktadan sonra, orası çok önemli. Burada da basına çok büyük iş düşüyor elbette. Biz de görevimizi yapmaya gayret ediyoruz. Bir haber var, bunu vermezsem günün fotoğrafı eksik kalır. Şimdi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız şöyle bir bakmış bakanlığın toplantı salonuna. Ya bu bakanlığın toplantı salonu benim evin salonundan daha gösterişsiz demiş herhalde Zehra Hanım. Zehra Zümrüt Selçuk. Tadilat içinde 1 milyon 215 bin lira harcanmış. Yani 1 trilyon 215 milyar lira eskinin parasıyla. Harcanır ne var? Var ki harcamışız. İtibar diyecekseniz. Yalnız bu milyonlarca liralık, 1 milyon liralık ihale, kamu ihale kanununa göre sadece acil durumlarda kullanılmasına izin verilen pazarlık yöntemiyle yapılmış. Onun haberi. Türkiye'de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Böyle demişti AKP'li Zehra Zümrüt Selçuk. Pandemiyle beraber daha da derinleşen yoksulluğa rağmen. Şu parayla geçin gitsin. Nasıl geçineceksin? Nereye gideceksin? Ne yiyeceksin? Ne içeceksin? Bu da bitti mi ne olacak? 15 senede evime kurban girmedi. Kanser hastasıyım. 15 senede kurban görmedim. Ya. Halkın durumu bu. Ancak görünen o ki yoksulluk Zehra Zümrüt Selçuk'un yönetimindeki bakanlığı teğet geçiyor. Zira bakanlık sadece bir salonun tadilatı için 1 milyon 215 bin lira harcadı. Yoksulluk var mı? Var. İşte yoksulluğu bu ihaleler oluşturuyor. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre 13 Kasım 2020'de Reşat Moral'ı toplantı salonu tadilatı yapımı adı altında bir ihale düzenlendi. İhaleyi katılan iki şirketten biri aldı. Yani yandaşa ihale verme usulü devam ediyor. Milyonlarca liralık ihale yine kamu ihale kanununun tartışmalı 21'e B maddesinde yer alan pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale davetiyeli ihale. Yandaşlara, tanıdıklara verilen ihale demektir. 21'e B maddesi rekabete dayalı, saydam ve açık bir ihale yapılmasının önüne geçiyor. Kamu ihale kanununun söz konusu maddesi doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda kullanılması gerekiyor. Acil işmiş bu. Sayın Bakan'a sesleniyorum. Sayın Bakan, Türkiye'de yoksulluk, yolsuzluk artmaya başladı. Siz hala daha acil mesele diyerek ihaleleri bu metotla yapmaya devam ediyorsunuz. Boğaziçi'nden haberim var. Öğrenciler sorularına yanıt alamayınca alanı terk etti. Rektör atanan, kayyum olarak gönderilen Melih Bulu da içeri odasına girdi. Herhalde odasını mı toplayacak, istifa mektubu mu yazacak bilmiyorum. Son haber bu. Bir haber daha vereyim. Neyse, onu birazdan vereyim. Şimdi para yok biliyoruz ama bir taraftan da itibardan tasarruf edilmez diye harcamalar yapılıyor. Makam araçlarına, işte kamu binalarına, kendilerine harcamalar yapıyorlar. Parayı nereden bulacaklar? Yaz, trafik cezası yaz, ceza yaz vatandaşa boyuna, vergi cezası gönder, 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 gönder. Son zamanlarda daha fazla ceza yazar oldu ekipler. Birçok vatandaş geçmediği yola, köprüye, otobana bir bakıyor,
geçmişsin diye ceza yazılmış. Onlardan biri de bizim genel müdür, Halk TV'nin genel müdürü Zeynel Kartal. Hayatım boyunca gitmedim diyor. Rize'den trafik cezası gelmiş kendisine. Siz de benzer şeyler yaşadıysanız paylaşın bizimle. Köprü ve otoyollara yeni yılla beraber %25'lik bir zam gelmişti. Oranın yüksek olması büyük tepkilere neden oldu. Ancak vatandaşın asıl tepkisi geçmediği köprü ve otoyollardan aldıkları cezalar oluyor. Onlardan biri de Halk TV Genel Müdürü Zeynel Kartal. Yıl sonu itibariyle ilgili e-devletime girdim. Cezalarımı ödemek üzere. Dolayısıyla bu cezayla karşılaştım. Cezanın yazıldığı ise Rize olarak kayıtlara geçmiş. Fakat Kartal hayatı boyunca Rize'ye hiç gitmedi. Ben Rize'ye hayatımda hiç gitmedim. Rize'ye gitmedim yani. Ayrıca araç da bendeydi, benim aracım. Dolayısıyla köprü geçişlerimizde zaten çıkarırlar bunu gidip gitmediğimi. Kartal karara itiraz edeceğini söylüyor. Fakat itiraz edebilmesi için ilk önce cezayı ödemek zorunda. İtiraz edeceğim. Ama ne çıkacak onu bilmiyorum. Şimdi şöyle, itirazlarda önce siz bunu ödeyin sonra itiraz edin diyorlar. Ben hayatımda Rize'ye gitmediğim halde şimdi bu cezayı ödeyeceğim, sonra da itiraz edeceğim. Şikayet etse bile olumlu sonuç alamayacağını dile getirdi Kartal. Giden para geri gelmez diye düşünüyorum. Ama bu cezanın da yanlış olduğunu adım gibi eminim, biliyorum yani. Bir de öyle diyorlar, önce siz yatırın da sonra itiraz edersiniz. Bizim de öyle bir su faturası hikayesi var bize gelmiş olan. İki tane fazladan sıfır yazılmış faturaya. Ödeyin sonra itiraz edin diyorlar. Nasıl ödeyeceğiz? Ödeyecek durumda değiliz. Derken yanlışlık çok bariz olduğu için çözebildik mevzuyu. Ödemeden itirazımızı yaptık. Hakkımız var, tüketiciyiz. Hakkımız var, vatandaşız. İtiraz edebiliriz. İtiraz hakkımızı kullanalım. Üzerimize kapı kapatıp kapıyı da kelepçeyle mi tutturdular sanki? Dedim bültenin başına, bu kelepçe sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına değil, hepimizin kapısına vurulmuş kelepçedir. Yeni haberim var Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili. Dedim rektör öğrencilere cevap veremedi. Makam odasına geri döndü. Öğrenciler de ayrıldılar alandan bugün için. Yeni haber bu değil. Yeni haber şu: yarın da rektörün toplantısı var. Atanan rektörün, Boğaziçi Üniversitesi Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu ile bir araya gelecekti. Ancak Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu Melih Bulu ile tanışma toplantısını iptal etti. Randevu vermediler. Sonra başka zaman dediler. Ben istifa eder diye düşünüyorum. En azından böyle güzel hatırlanır Melih Bulu. Bu kadar tepki üzerine, hani bunca tepki üzerine... Acaba kalkmayacaksın o koltuktan diye mi gönderdiler, insanın da aklına geliyor. Hani bu gerginliği tırmandırmayın, kaşımayın diyenler. Yahu gerginliği tırmandıran kim? Rektör istenmediği yerde görev yapmasın diyor öğrenciler. Rektörü alacaksınız. Bir akademik kurulun belirlediği çerçevede bir seçim yapılacak. Seçime de saygı göstereceksiniz tüm üniversitelerde, bu kadar. Şimdi rektör günün başında çok gülümsüyordu, morali yerindeydi. Nasıl olsa kabul ederler beni diye pencereden el salladı öğrencilere. Ama günün sonunda öğrencilerin çok kararlı olduğunu gördü. Günün başına bir dönelim. Bir de bunu canlı yayında yaptı, YouTube canlı yayınında. Yayınına katıldığı isim, efendim dışarıda protesto var dedi. Sizi protesto ediyor öğrenciler. Ne yapacaksınız dedi. Rektör kalktı koltuğundan. Ben de selamlarım onları diye pencereye gitti. Görüntüsü vardı sevgili yönetmenim. Pencereden el salladı öğrencilere. Yahu sizi protesto ediyorlar, ne yapıyorsunuz? Kışkırtmaysa bu da kışkırtma. Bir günün başına o saatlere dönelim de şu hem o yayını hem de rektörün güne nasıl başladığını bir görelim. Melih istifa! Melih! Yayınımızda ve öğrenciler şu anda bahçede Sayın Melih Bulu'yu protesto ediyorlar. Melih Bulu da rektörlüğün penceresini açtı şu anda. Öğrenciler görüyor, öğrencilere el sallıyor. Kayyum rektör istemiyoruz sloganlarıyla karşıladılar onu. Akademisyenler sırtını dönerek protesto etti. Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm. O ise bu protestolar arasında görevi devraldığı günün akşamında Habertürk ekranındaydı. Manşet burada. Ben bir Boğaziçi'liyim. Yani ben
bu kültürü çok içinde olan birisiyim. Ve ben buna alışığım. Bu tepkilere mi alışırsın? Evet, evet. Eylemleri gençlerin heyecanına bağladı. İstifa etmeyi düşünmediğini söyledi. Yok canım, niye istifa edeyim? Beni tanımıyorlar dedi. İntihal iddialarına da bizim zamanımızda böyle değildi yanıtını verdi. Bir kere bu intihal meselesi tabii iftira. Yani şimdi orada hani bu teknik bir şeye giriyor ama benim doktora tezimdeki şeyde, yani bu tezlerin ilk kısmında literatür kısmı vardır. O literatür kısmının başında literatür yazar zaten. Ve oradaki her şey zaten bir yerden alıntıdır. Ve benim tezimde de alıntı. Ve en sonunda da kaynaklar yazılmış paragraflar. Bütün dert tırnak içerisine almamışım bazı şeyleri. İşte o mesele. Bulu A Haber yayınına da katıldı. Gözaltı sayısının da üniversitedeki ablukanın da büyüdüğü ikinci gün ise Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yeni makam odasından YouTube yayınına katıldı. Cüneyt Özdemir'le söyleşi sırasında öğrenciler rektörlük binasının önünde eylemdeydi. Rektörü canlı yayınımızda ve öğrenciler şu anda bahçede Sayın Melih Bulu'yu protesto ediyorlar. Melih Bulu da rektörlüğün penceresini açtı şu anda. Öğrenciler görüyor, öğrencilere el sallıyor. Eylemci öğrencilere el salladı. Sonra yayına devam etti. Protestoların şiddeti de aynı dakikalarda daha da yükseldi. Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm. Melih Bulu rektörümüz değildi. Yok canım, niye istifa edeyim? Hala aynı fikirde mi bilmem. Hard Rock Metallica dinliyorsunuz madem, buyurun. Öğrenciler de diyor ki kayyumsun and nothing else matters demekteler. Z kuşağı Metallica'yı bilmez mi? Onlar da biliyor elbette. Başka ne söyledi öğrenciler? Onlara bakalım. Türkiye'nin pırıl pırıl öğrencileri onlar. Ve elbette haykıracaklar özgürlük taleplerini. Ve istemiyorlar. İstenmeyen yerde de durmaz herhalde Melih Bey. Melih istifa diye yazmışlar Metallica gibi. Elit onlar, Türkiye'nin elitleri, elitler istedi diye işte Anadolu çocukları falan diyorlar ya. Elitiz, velev ki elitiz diyorlar. Kaldı ki bu ülkede elit diye neye, kime deniyor? Hani kitap okuyana mı deniyor? Biraz okumuş, dünya görüşünü genişletmiş olanlara mı deniyor? Cehaletin özgüven kazanmış hali ve örgütlenmiş hali, okumuş olanlara dönüp siz de elitsiniz diyor. İşte o çok tehlikeli. You will never be our rector diyor gençler. Şimdi gözaltına alınanlar var içlerinde. Ev baskınları düzenlendi. Özellikle de gözdağı verilsin diye bunlar yapılıyor. İktidar medyasında da evet, tıpkı 2013 yılının Haziran ayında olduğu gibi protestocuların tümü terörle ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Ve farklı bir dille halka anlatılıyor. O yüzden biz de ısrarla anlatmayı sürdüreceğiz. Elit, bakın elitlerin evine baskın bu da. Sabaha karşı öğrenci evine giriyorlar. Özel tim, sanki uyuşturucu baronları ya da işte azılı teröristler. Mesela IŞİD'çilermiş gibi o evde yaşayanlar kapıları kırarak, tekmeleyerek içeri özel timle, uzun namlu silahlarla yat 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 yere yat. Ne var suç aleti? İşte pankart hazırlamış öğrenciler, döviz, evin kapısında bayrağımız. Elitler bunlar. Gecekondu'da elitlere baskın, öğrenci evine. Gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Bir kez daha özetleyelim. Atanmış tüm rektörlerin yerlerine seçilmiş rektörleri istiyorlar. Atanmış rektörlerin istifa etmesini bekliyorlar. Bu. Bu kadar. Hani bence YÖK kaldırılsın taleplerin bile olsa, o taleplerin bile dinlenilmesi, gereğinin yerine getirilmesi gereken noktadayız. Öğrenciler onun da değil. Onun daha uzun vadede olacağını biliyorlar. Şimdilik sadece bu atadığınız rektörleri alın, seçilmiş rektörleri getirin diyorlar, budur. Ayrıca YÖK kaldırılsın, onu da ben söyleyeyim. Sabah saatlerine dönelim, kampüse gidelim, Boğaziçi'nde gün boyunca yaşananlara bakalım. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li rektör Melih Bulu gündemden düşmüyor. Gözaltı sayıları 36'ya çıkarken öğrenciler protestolara devam edeceğini duyurdu. Kampüse çağrı yaptı. O çağrının hemen ardından valiliğin açıklaması geldi. İstanbul Valiliği pandemi gerekçesiyle hem Beşiktaş'ta hem de Sarıyer'de eylemleri yasakladı. Bu görüntüler de o çağrının ardından çekildi. Burası Boğaziçi Üniversitesi yolu. Yolun neredeyse tamamı polis ablukasında.
Boğaziçi'nin tüm kampüsleri polislerle çevrilmiş durumdaydı. Kilyos kampüsünde de kimlik kontrolü yapıldığı öğrenildi. Ancak öğrencilerin tepkisi dinmiyordu. Öğrenciler gün boyunca Güney Kampüsü'nde toplandı. Ben de Anadolu Üniversitesi'nden geliyorum. Sorun arkadaşım da dediği gibi sadece bir üniversiteye bir rektörün atanması değil, o rektörün seçimle de atanmamış olması. Rektör Bulu hard rock dinlediğini söylemişti. Bulu'ya yanıt yine hard rock müzikli oldu. Saatlerce kampüs bahçesinde müzik dinlettiler Bulu'ya, hem de dans ettiler. Öğrenciler tepkilerini de dile getirdiler, taleplerini de. Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir. Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özellik için şarttır. Öğrenciler Güney Kampüs'ün sahil çıkışından Beşiktaş'a doğru yürüdüler. Kadıköy'deki eyleme geçtiler. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ne de güzel geldiler Kadıköy'e, İskele Meydanı'na. Onları bekleyenler vardı meydanda. Onlara hak verenler, onların yanında olduğunu gösterenler, evden tweet atmakla yetinmeyip alana, öğrencilerin yanına gelenler vardı. Kadıköy'de çok güzeldi. Gün batımında birlikte türküler söylediler, şarkılar söylediler. Onu da göstereceğim. Yeni bir yorum var. Aslında gazeteci Erdoğan Aktaş az evvel duyurmuş. Diyor ki, burada ciddi bir sıkıntı var Boğaziçi'nde. Sorun büyük. Çünkü yeni rektörün devlet memuriyeti yok. Ve Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olabilmesi için bu şart. Devlet memuru olmayanların imza yetkisi de yok. Üniversitede işler ilk gün durdu. Yok ayrıca direkt profesör olarak atamaya çalışıyor ama kriterlere uymadığı için onu da yapamıyor. Üniversitede işler durdu. Ankara'ya gidecek yarın büyük ihtimalle kayyum rektör Bulu. Bu sorunu çözmeye çalışacaklar. İmza krizi var Boğaziçi Üniversitesi'nde diyor. Doğru mudur? Olabilir. Şimdi gönderilmiş. Yarın gel çözeriz de denilmiş olabilir. Bir Ankara'ya gelecek gibi görünüyor İstanbul'dan. Ankara'da bir danışacak. Ben ne yapayım, bu kadar tepki var diye. Son görüntüleri günün bu oldu. Öğrenciler dertlerini yüzüne söylediler. Sorularını sordular. Bir dinleyelim o öğrencileri. Sesini duyalım. 50 tane hoca. Önceki gün burada binlerce öğrenci vardı. Yarın da olacak. Bugün de var. Hocam. Siz bu konuda tepki göreceksiniz. Onurlu biçimde istifa edin hocam. Çocuklar. Hiç kimse derse girmiyor. Böyle bir ortamda bilim üretilemez. Hocam, sizi istemiyoruz hocam. Arka tarafta azıcık geliyor. Böyle bir ortamda bilim üretilemez. Sizi istemiyoruz. Evet, ne zaman gideceksiniz? Melih Bey. Melih üstüme Bey, polis sürerken. Hocam bir cevap verin ya. Hayır cevap cevap. Hocam. Ne dediniz? Ne hocam? Hayır hocam, biz duyamadık. Ya nasıl kıvırıyor? Allah'ım. Şu anda Türkiye'deki üniversitelere nasıl rektör atanacağı belli. İstifa edebilirsiniz. Biz bunun dışında bir mekanizma ile rektör atayamayız. Hocam istifa etmiyoruz. Hocam sadece istifa ediyoruz. İstifa etmek de bir hizmettir. Bakın benim iddiam var. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ni dünyanın ilk 100 üniversitesini... İstifa edebilirsiniz. Hocam, hocam biz sanıyorsunuz ki size bu okulu rahatça öğrettirecekler. Hocam, İktidar her gün şunu al, bunu al diye okula insan gönderecek. Siz sanıyor musunuz rahatça bir daha açıyorum. Burayı? Geldi mi? Sen hiç merak etme. Bugün size geldi mi arkadaşlar? Bir ses var mı şu an? Hayır, biz demokrasi istiyoruz, biz seçim istiyoruz. Bak, soru sormak istiyorum. Merak etme. Bir dakika. Bir dakika cevap versin. Atama sisteminde hiçbir değişiklik olmayacak. Olduğu gibi gidecek. Bunun da garantisi benim daha önce yönettiğim. Beyza şarjım bitecek. Az evvel de söyledim. Şirket yönetir havasında, eli cebinde, istifa edin, demokrasi istiyoruz, seçim istiyoruz diyen ateş gibi gençlerin karşısında her şey yasal ve olması gerektiği gibi dersiniz, koltukta da belki oturmaya evet devam edersiniz, yarın Ankara'ya da gideceksiniz öyle görünüyor. Fakat üniversiteyi ne dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokabilirsiniz ne de bu şartlarda yönetebilirsiniz. Kusura bakmayın hocam. Yani aslına bakarsanız Dimyat'a giderken evdeki pirinçten de oldunuz, bulgurdan da. Yani aslına bakarsanız dertsizken başınıza dert aldınız. Buradan bir ders çıkarılabilir mi? Bence büyük dersler çıkar. Gökten 3 elma düşmüş, biri izleyenlerin
dinleyenlerin başına. Yarın akşam 18'de kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. İzlediğiniz, dinlediğiniz, katıldığınız için çok teşekkürler.